Bu hafta İslam Sanatları Atölyesi'nin 3. dersini inşallah Doktor Asiye Kafaleyer Dönmez hocamızın Anadolu Selçuklu Tesrip Sanatı sunumu ile devam ettireceğiz. Soru cevap kısmı sunumun sonunda gerçekleşecek. Soru cevap kısmını WhatsApp ve Telegram gruplarından yazabilirsiniz. Ben sözü daha fazla uzatmadan Yasemin hocama sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Sesim Yasemin kapanır. hocam. Sesim kapanır fark ettim. İyi akşamlar, hoş geldiniz diyorum tekrardan herkese. Ben bugünkü konuğum da demek çok şey olmuyor. Benim de hocam aynı zamanda Asiye hocamı sizlere tanıtmak istiyorum. Hocamız 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tesip bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı. Tesip çalışmaları ve eğitmenliği dışında iç dekorasyonu hazırladığı detaylar ile uluslararası projelerde yer almaya başladı. 2017-18 eğitim öğretim yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tesip dersleri verdi. 2020 yılından beri Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2008 yılından beri Klasik Türk Sanatları Vakfı'nda ve 2005 yılından bu yana da kendi kurmuş olduğu Mimart Atölyesi'nde dersler vermeye devam etmektedir. Bugün kendisinden aynı zamanda doktora tezinin de konusu olan Anadolu Selçuklu dönemi yazmaları ışığında tesip sanatı nedir'i dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Güzel tanıtım ve emekleri için önce sana sonra da adaya çok teşekkür ediyorum. Bugün yapacağımız bilgilendirme bir genele hitap edecek şekilde olacak ve bazı yerlerde ben detayları da vereceğim. Diğer arkadaşlarımın çalışma alanlarından da detaylar vereceğim. Böylece daha derinlemesine, daha farklı okumalar yapmak isteyenler için de bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir kaynakçamız da sizde var zaten. İsteyenlere konuyla ilgili kaynakçayı verme imkanımız olur. Bundan önceki Zeynep Hoca ve Mehmet Hoca'nın sunumlarını da dinledik. Bu sıralama çok güzel bir sıralama oldu. Çünkü kitabı ve kitap sanatlarının akışındaki İslam sanatlarının değerlerini anlama açısından sıralama bence çok önemli. Özellikle düşünceyi ortaya koyan, eserlerin arkasında bir fikrin olduğunu ortaya koyan Zeynep Hoca'nın tanımlamaları ve yaptıkları aslında bizim eserlerimize nasıl bakmamız gerektiğini gösterdi. Mehmet Hoca'nın keza hattın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu anlatması apayrıydı ve üslupların, hattın karakterinin neler olduğunu anlatması önemliydi. Şimdi bunları da içine alan ve bunu da tesiple bağlaştırarak bir çeşit yolculuğa çıkacağız. Ben şimdi ekranımda sizinle paylaşayım çalışmamı. Evet. Anadolu Selçuklu tesibi. Şimdi Anadolu Selçuklu tesibi dediğimizde aslında kronolojik sıradan bir alıntı yapıp devam ediyoruz. Bu alıntı üzerine odaklanıyoruz ama bu odaklandığımız alan tek başına var olmadı. Tarihi bir geçmişi var, oluşturduğu bir sanatın terminolojisi var ve bütün bu akış içerisinde klasikten günümüz anlayışıyla yorumuna kadar bir tesibin geçmişi var. Yani gelen bir birikim var, biz onun üzerine ek yapıyoruz. Onun için tesibi sanat olarak tanımlamayı, gelenekli ya da geleneksel demeyi ya da İslam sanatları içerisinde bir tanımlama içine sokmayı çok uygun görmüyorum. Çünkü tesip sanatı aslında sadece bizim kültürümüze ait bir sanat değil, sadece bizim kültürümüzde bir kimlik kazanmış bir sanat dalı. Yani bugün farklı inanış ve kültürlerde tesip sanatının olduğunu ama bugünkü kadar, bizimki kadar yaşanmadığını biliyoruz. Bu açıdan tesip sanatına farklı şekillerde düşünmek ve bakmak gerektiğini savunuyorum. Burada bizim için ikinci önemli alanlardan bir tanesi terminoloji. Bu terminoloji konusunda ciddi çalışmalar, toplantılar yapılıyor.
Fakat ortak dili oluşturamadığımız için birbirimizi anlamakta ve bunları anlatmakta da biraz sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda geçtiğimiz senelerde Faruk Taşkale hocamızın, Çiçek Derman hocamızın bir semineri oldu. Bu seminerde hakikaten terminoloji konusunda neler yapılması gerektiği ve nelerin eksik olduğunu gördük. Bunu farklı kanallardan görüp bakabilirler. Şimdi tarihi geçiş içerisinde teslim sanatı durup dururken var olmadı dedik. Genel bir bakış açısıyla motifleri ve kaynaklarına bakalım istedik. Burada Orta Asya'dan başlayan bir gelişim var ve Orta Asya'da hayvan usulü dediğimiz usluptan gelişen, değişen bir Rumi motifi. Ki bu Rumi motifi zaman içerisinde devam et, tarihi gelişim içerisinde devam ettikçe şekillenen, değişen, farklı yerlerde biçimlenen ve alan oluşturan bir motif. Bu motifin akabinde yine o tarihi süreç içerisinde gelişen ve inanışlarımızla biçimlenen, işte kiminin ejderden kaynaklanarak oluştuğunu savunan, kiminin gökyüzündeki bulutları örnek alarak oluşturulduğunu ve çizildiğini, kökeninin buralarda olduğunu söyleyen, savunulan fikirler var. Onlar da bulut motifleri. Çiçek motiflerine geldiğimizde apayrı bir dünya ortaya çıkıyor. Çiçek motiflerinde özellikle Mustafa Çelebi hocamızın yaptırdığı bir yüksek lisans tezinde çok güzel örneklemeler olduğu için bunu aldım. Doğada gördüğümüz çiçekleri bir şekilde stilize edip tespitlerimize de yer verdik ve kullandık. Şimdi tarihi sürece bir bakarsak oldukça uzun ve akıcı bir tarih süreç var. Bu süreç içerisinde Orta Asya'dan başlayan ve 20. yüzyıla kadar gelen bir teslim sanatının tarihini görüyoruz. Bu şekilde baktığımızda sanatımızın bir geleneği olduğu, inanışlara göre biçim değiştirdiği, şekillendiği, sanatçılara göre üsluplar kazandığını göreceğiz. Öncelikle Uygur sanatıyla başlıyoruz. Çünkü Uygur sanatı ilk gördüğümüz kağıt üzerindeki ya da bu mani yazmalarında gördüğümüz çiçek resimleriyle başlatabiliyoruz. Öyle çiçek resimleri var ki bunu doğadan mı aldılar, stilize mi ettiler? Bu konuda yorum yapamıyoruz çünkü böyle bir kaynağımız yok. Sadece Uygur yazmaları aslında bize gelen neredeyse tek örnek gibi. Bu yazmaların asıl önemli olduğu alan aslında minyatür. Uygur yazmalarında, Uygur sanatındaki minyatürleri de inceleyen arkadaşlarımızdan biri Şehnaz Biçer'dir. Şehnaz Biçer'in bu konudaki çalışmaları daha derinlemesine ilgilenenler, okumak isteyenler için önemlidir. Geriye Gazneliler bir sonraki adımda gelir. Gazneli sanatında, tesip sanatında ve mimarisinde o kadar büyük bir benzerlik vardır ki şaşırıp kalırız. Demek ki sanat bir bütündür. Yani mimaride başka, tesibinde başka, hattında başka başka yerlerde başka biçimler almaz. O dönemi komple üslubuyla kavrar. Özellikle burada, pardon alanı kaydırdım, şunu alayım. Özellikle burada tuğla etkisi verilerek yapılmış şuradaki alan çok dikkatimi çekti ve buradan mimarideki detaylara baktığımda bir benzerlik olduğunu ve bir araya getirildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bu üslup Selçuklu'da da fon oluşturma, o fon üzerinde desenleri kullanma, yazıyla tesirin bir arada olduğu oldukça estetik, etkileyici dönemini görüyoruz. Büyük Selçuklu tabii çok hakim alana, estetik olarak da hakim, tarihi akışta siyasi olarak da hakim. Zaten sanatın varlığını önce siyasi ve politik hareketlerin durgunlaştığı, dinginleştiği dönemlerde üst seviyelerde görüyoruz. O akış içerisinde sanat kendine gezgin sanatçılar, alimlerle bir biçim ve şekil veriyor ve o dönemin üslubunu oluşturuyor. Şimdi Anadolu Selçuklu tespitine geldiğimizde küçük küçük örneklerle başlayıp kitap sayfalarındaki yerlerine ve nasıl şekillendiğine biraz dikkat çekeceğim.
Anadolu Selçuklu tesiri tarih olarak 1075-1308 gibi tarihlendiremiyoruz. Sadece tanımlamamız gerektiği için bu tarihleri veriyoruz. Çünkü tarihi akış içerisinde bunların bir 10 sene öncesi, 10 sene sonrası aynı ışıkları görme şansımız var. Yine de bununla beraber bugün bile saz yolunu devam ettirdiğimizi düşünürsek tarz olarak yüzyıllara da sığmadan gittiğini düşünebiliriz. Önemli olan burada üslupların ne olduğunu bilmek, neden yapıldığını bilmek. Bunun arka planında bir düşüncenin olup olmadığına ve o düşüncelerin neler olduğuna karar vermek. Burada malum İbn Sina'nın bir kitabı var ve bu kitaptaki gördüğünüz yazı, küfi bir yazı, arkasında Rumi kompozisyonlarla süslenmiş, üstüne taç konmuş. Bu arada alışkanlıklarımız hep bizi vuruyor. Aslında tesip bir süsleme sanatı değil. Ben de kelimelerde süslenmiş cümlesini kullanarak kendi kendimi zora sokmuş oldum aslında. Çünkü süsleme sanatı diye tanımladığımız sanat aslında bir süsleme sanatı değil. Özellikle bu konuyla ilgili Selçuk Mülayim Hoca'nın çok ciddi yazıları var. O ve kitabında da bundan bahsediyor. Ona arkadaşlarımızın bakmasını tavsiye ederim. Anadolu Selçuklu yazmalarında çok fazla sayıda yazma göremiyoruz. Bu yazmalar sayıca az fakat kalanların nitelikleri oldukça güzel. En önemli yazmalardan ve müzdehibi belli yazmalardan yola çıkarak bir araştırma yaptığımda Mesnevi Şerif'le Türkistan Eserleri Müzesi'ndeki Rahle Kur'an'ı var ve bu iki Kur'an'ın müzdehipleri belli. Mesnevi Şerif malum hepimizin tanıdığı, bildiği ya da okumaya gayret ettiği, daha fazla öğrenmeye çalıştığı ciddi bir metni var ve yüzyıllardır bu metin hep gündemde. Böyle değerli bir eserin tescilini Abdullah Hindi tarafından yapılmış ve bu tescil sıradan sayfalar olarak yapılmamış. Ben burada size birkaç sayfayı arka arkaya sıralanacak şekilde yerleştirdim. Mesnevi Şerif 6 bölümden oluşuyor. Altı bölümün her başlangıcı da ayrı tesip, zahriye sayfaları, başlangıç sayfalarıyla devam ediyor. Burada vurgulanan öyle bir metin elimize alıyoruz ki adım adım sanki bir bahçeye girer gibi dikkatimizi çekecek şekilde ve mana olarak da detaylarıyla taşıdığı bir tasarım yapılmış. Bu anlayışla yerleştirilmiş birçok kompozisyon. En sağdaki bir zahriye sayfası, ortadaki bir zahriye sayfası, soldaki zahriye sayfası ve bu sayfalardan sonra devam eden tekrar bir zahriye sayfası var. Ve tekrar başlangıç sayfası diyebileceğimiz, her levha diyeceğimiz bir sayfası var. Ve ondan sonraki gelen sayfa da Mesnevi Şerif'in devam ettiği sayfalardan. Bundan sonraki sayfalarında bu bölümde sadece başlık kesitleri görülmekte. Yani öyle bir şey düşünün ki o boyutlarda bu kadar zengin bir girişten sonra sadece başlıklarda kesit kalıyor. Bu da vurgulandığı konu açısından baktığımızda bu da bize kesinin metne ne kadar dikkati çekmek istediği ve ona girer o metni okumadan önce konsantrasyonumuzu nasıl sağlayacağını gösteriyor. Tasarım açısından bakarsak şurada gördüğümüz şuradaki özellikle şu düğümler bu sayfa içerisinde 14 tanesi yer alıyor ve ilk zahriye sayfası. Bu 14 tane düğüm bir düşüncenin, bir fikrin bir arada olduğunu simgeliyor. Ve bu 14 düğüm aslında ayın 14'ünde güneşten ışığın yansıdığı en güzel halini anlatıyor. Tabii bunları ilmi olarak bir yazı, bir tespit yapamıyoruz. Bu bir tasarımcı, bir müzehibenin aklından geçenleri okumaya çalışıyoruz. Çünkü ben bir uygulayıcı olarak bunları görür ve öğrenirsem o başta bahsettiğimiz gelene ek yaparak yeni tasarımlarda, yeni uygulamalarda fikrimi, arkasında yatacak düşünceleri aktarma şansım olabilir. Ve bunu okuyan da oldukça kültürel anlamda doygun, elit bir kitleye
hitap etmiş olurum. Yani bir süsleme değil. Ay ne kadar ince oldu cümlesinden çok buradaki mana çok güzel. Ben bunu her dakika seyredip kendime bunu düstur edinmek isterim gibi cümleleri kurulmasını bekliyoruz. O yüzden Anadolu Selçuklu tesiri benim için özellikle böyle bir anlam taşıyor ve bu anlamları okumaya çalışıyorum. Şimdi Anadolu Selçuk tesirindeki diğer sayfaya geçersem, burada Rumilerin detayları, geometrik sistemlerin ne kadar hassas çalışıldığı, renksizlik içerisinde inanılmaz bir dengenin olduğu ve teknik unsurları dile getirmedim. Ama çizim olarak baktığınızda sadece çizgi bile ne kadar yoğun ve ne kadar nitelikli çalışıldığını göstermekte. Abdullah Hilmi'nin de bu çalışmasını yaparken mesela şuradaki zencereklerde geometrik Anadolu Selçuklu'nun en etkili, en hakim olan tasarımları geometrik sistemler. Bu sistemlerden bir tanesi zencerekleri. Şurada bahsettiğimiz ve herkesin aslında görebileceği. Kesintiye uğramadan sayfanın tamamında sürekliliği olur ve devam eder. Bu zencerekler sonsuzluğu tanımlar. Aynı şekilde burada da Rumiler bir kesintiye uğramadan devam edip gidiyorsa ve bir noktada birleşmeyip devam ediyorsa o zaman o da sonsuzluğu ifade eder. Yani kesip sonsuzluğun ifade edildiği alanlara hakimdir ve burada geometri çok büyük bir yardımcıdır. Bu ikinci bölümün başlangıcı, ikinci bölümün zahriye sayfaları ve sel levha diyebileceğimiz başlangıç sayfası. Daha önce de gördüğümüz mekik formu, burada gördüğümüz mekik formu şu şekilde yorumlanmıştır. Buna bir anlam yüklenmiş ve bu formun manevi göz olarak tanımlanacağını bildirmişler. Biraz teknik çizimleriyle ve tasarımın nelerden oluştuğunu düşünmeye başlarsak, burada bir kere iki merkezli bir çizimin olduğunu görüyoruz. Yani o dönemin yaşayan mutasavvıfların gözüyle bakarsak, düşüncesiyle bakarsak, dairenin yaratan ve yaratılanla ilgili bağını kurarsak ve bu biçimlerin işte dörde bölünüp dörtte bir desen olarak çalışıldığını düşünürsek bize çok şey anlam ifade eder. Çünkü dörtte bir dediğimiz tasarımlar aslında işte insan, hayvan, bitki ve metalin olması, soğuk, sıcak, nemli, kuru gibi tanımın olması, hava, su, ateş ve toprağın olması gibi dörtte biri ifade ediyor olabilir. Bu dörtte birlik desenler aslında halen yapmaya devam ettiğimiz ama bunu niye yaptığımızı bilmediğimiz tasarımlar olarak düşünürüm. Yani dörde değil de beşe bölseniz olmuyor mu, yediye bölseniz olmuyor mu, değil mi? Bunları da sorgulamak gerekiyor. Ayrıca burada özellikle Selçuklu'nun kullandığı buradaki güller, sayfa gülleri, dikkat ederseniz iç içe halkalardan yine dörtte bir desen göreceksiniz burada da. Yine aynı şekilde diğer bölümde de görünüyor. Bunlar iç içe halkalardan oluşuyor ve her biri daire formunda. Geometrik sistemler burada gördüğünüz yine dairesel sistemlerden ortaya çıkmış kapalı formlar. Yine sürekliliği var. Yine tek tek baktığınızda ayrı ayrı biçimler gibi görünse tek bir noktada birleşip bir bütünü oluşturuyor. Yani çoklukta tekliği, tekte çokluğu görmek gibi bir tasavvufi değerler üzerinde bakıldığında bir anlamda yüklenmiş olabileceğini düşünüyorum. Burada yine Nesnevi Şerif'in bir başka bölümü. Bu bölümde de yine dörtte bir desen uygulaması yapılmış, daire kullanılmış, ovaller iki merkezli mekik formu kullanılmış. Fakat bu mekik formları kullanılırken daireyle ve alanla birleştirerek yine sonsuz hareketi sağlanmış. Yani bunlar buraya rastgele kesintiye uğrayarak hiçbiri konmamış. Şimdi Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nin bu zengin sayfalarından sonra Alaaddin Keykubat'ın türbesinden Türk İslam Eserleri Müzesi'ne taşınmış olan 3 ciltlik Kur'an-ı Kerim'i görüyoruz. Ondan sayfaları görüyoruz. Bu farklı bir karakterde.
bu Kur'an-ı Kerim Mahmud bin Ramazan tarafından hem tesiplenmiş hem cildi yapılmış. Bu bilgiyi de Kur'an-ı Kerim'in son sayfalarından birinde kendi isminiz sure başı yazar gibi yazdığı için uzun yıllar fark edilmemiş. İyi okuyan tarafından ele alınıp bu Kur'an-ı Kerim'le ilgili yazılan kitaplarda Simon tarafından bilgilendirilmiş. Maalesef biz elimizdeki yazmaların bir müzeyif olarak kendim için de bunu söylüyorum. Doğru düzgün okuyup ortaya tarihi araştırmalar, alan araştırmaları ya da müze araştırmalarını da okuyamadığımız için gerçekle doğru bilgileri yakalamakta zorlanıyoruz. Bu müzeyiflerin ya da İslam sanatlarıyla ilgili çalışanların bana göre en büyük eksikliklerinden biri. İyi uygulayıcı olmak yeterli olmuyor. Bazı bilgileri de ekstra edinmek ve onu en azından belli bir seviyede taşıyabilmek gerekiyor. Şimdi tekrar konumuza dönersek, gördüğünüz gibi buradaki Zahriye ve çift ser levhası olan bir 437'ye bakıyoruz. 437'deki kompozisyonlarda yine geometrik sistemleri, kapalı sistemleri, kendi içinde dönen zencelekleri ve Hurde Rumilerin yer aldığı, Rumi çeşidinin yer aldığı sayfayı görüyoruz ki Hurde Rumilerin kullanımı ve bu kadar nitelikli kullanımı hemen hemen birçok o dönemdeki eserde görülmemekte. Bu yönüyle de özel bir yazma olduğunu düşünüyorum. İkincisi, ser levhanın başlangıcı bunlar karşılıklı sayfalar. Besmele'nin bir kısmı bir sayfada, diğer kısmı karşı sayfasında. Fatiha suresi bir sayfada başlıyor ve diğer sayfada sayfa sayfa gidiyor. Daha sonra normal metne dönerek devam ediyor. Şimdi biraz düşünelim. Bugün elimize aldığımız kitaplarda ilk cildi açıyoruz, ikinci sayfayı açıyoruz. Üçüncü sayfada metne başlıyoruz ama bu sayfaların hiçbirinde cazibe yok. Demek ki bu kadar kıymetli ve özenli olan ve metnine hürmet ettiğimiz, değer verdiğimiz yazma eserleri elimize aldığımızda, bu konuları öğrenmek istediğimizde adım adım gitmemiz gerekiyor. Ortasından başlayamıyorsunuz, kenarından başlayamıyorsunuz ve o davetkar haliyle, yani besmeleyi bir satırda da yazabilirdi ki birçok yazmada bu var ama öyle yapılmamış. Buradaki uygulanan güller ise apayrı bir nitelik taşıyor. Sayfanın nereye doğru yönlenmesi gerektiğini ve sayfadaki heybeti geometrik sistemiyle, rumisiyle ön plana çıkarıyor. Şimdi buradan bir çizim görüyoruz. Dikkat ederseniz burada helezonların devam ettiğini ve sayfanın içinde serbest dolaştığını ama yazıya müdahale etmeden yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda da bu müdahalesizlikle yazının ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü burada baskın olan siyah çizgilerle Rumi deseni altınla yapılarak yazıya ne kadar önem verdiğini ve bunu adeta takdis ettiğini göstermekte. Çünkü yazı tam anlamıyla manayı tespit edip ortaya koyarken burada yaptığımız bütün işlemler bunu yüceltmek ve anlatmak ve göstermek için. Bir müzehidin yapacağı ve düşünce bazında metne bağlı olarak yapacağı en önemli şey birbiriyle yarışmadan birbirini destekleyen kompozisyonlar oluşturmak. Şuradaki kompozisyona baktığımızda dikkat ederseniz her bir çizginin kendi içinde bir başka merkezi olan daireden oluştuğunu, yani sonsuz nokta ve daireden oluşan bir kompozisyonun sayfanın içinde tamamında yer aldığını düşünürsek inanılmaz bir geometrik sistemin bir küçük alanda yer alıp adeta kainatın bir bütünlüğünü anlattığını, o kadar çeşitlilikte tek bir sayfa toplanarak bir ve bütün olduklarını görmekteyiz. Bu ikinci cildin sayfalarından bu gördüğünüz slide'da. Bu sayfada dikkat ederseniz yazıya çok önem verilmiş. Yazının etrafında yine geometrik sistemlerin ve daireden oluşan sistemlerin yer aldığını görüyoruz.
Çünkü daire evren ve varlığın anlatıldığı en güzel biçim. Bundan doğan bütün biçimler zaten tesip sanatında farklı şekillerde kullanılmış, kimi zaman ön plana çıkarılmış ki bu Anadolu Selçuklu'da ön plana çıktığını görüyoruz. Büyük Selçuklu'da ön plana çıktığını görüyoruz. Bir dönem Celayir döneminde çıktığını görüyoruz. Klasik dönemde bunun daha hafifletildiğini ama aktif olarak tesipte yer aldığını görüyoruz. Çünkü geometri aslında evren ve yaratılışın anlatıldığı dil ve bu dilin doğru kullanıldığında hepimiz için bir cazibesi var. Özellikle bu son dönemlerde geometrik sistemlerin kurulması, çizilmesi ve anlatılması o kadar popüler hale geldi ki ister istemez soruyoruz. Neden? Bu nedenin içerisinde insanların yeniden neden yaratıldığını, niye var olduğunu ve neleri yapması gerektiğini, adaleti, kişiliği, bütün detayları bunun içinde sorguladığını düşünüyorum. Şimdi bu duygular içerisinde bahsederken bakın bu sayfada İhlas Suresi yazılı. Ve İhlas Suresi'ni düz yazı yazmak yerine çok güzel bir şekilde daire formuna oturtup daireden de dışarıya bağlayan cetvellerde özellikle şuradaki cetvel ve bağlarla baktığımızda sonsuza kadar devam eden bir sistem içerisinde İhlas Suresi'ni yazdığını görüyoruz. İhlas Suresi'nin mana açısından düşünürsek bu fikirlerin aslında yazmaları inceledikçe kanıtları olacağını ve tesibin bu manada bir teorisinin oluşacağını düşünüyorum. Siyah beyaz olarak çizilen yani desenlere baktığımızda Rumilerin aslında desen olarak hepsinde bir nitelikli, belli bir biçimde devam ettiğini ve tekrar ettiğini, alan doldurduğunu, aynı zamanda bağları olduğunu görüyoruz. Altı kollu yıldızın burada yer aldığını ve bunun bir fon şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki şuraya baktığımızda, bakın burada ikinci planda, teknik olarak şu anda konuyu incelersek, ikinci planda kaldığını, yazının lacivert alanın ön plana çıktığını, çünkü okunması gereken yer bu. Ve burada zencereklerin arasında Allah lafzının yer alarak bütün tamamını kavradığını görüyoruz. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'deki tesibin aslında bir müzehibin, yani Ramazan Mahmud bin Ramazan'ın nasıl düşündüğünü ve bunu nasıl kompoze ettiğini düşünürsek, ciddi bir düşünce ve endişe, bunu aktarımda bilgi ve donanım olarak da çalıştığını, rastgele yapmadığını, sadece bunu süslemek için yapmadığını bir kez daha vurgulamak isterim. Burada üçüncü cildin sayfalarından, yine bu sayfalarda daire sistemini kullanarak, geometrinin ana şema olarak kullanıldığını, içlerinde Rumi motifinin yer aldığını, çizimlerde de göreceğiz ve bu güllerde de yine çok ince bir anlayışın, tasarımın olduğunu görüyoruz. Burada geometrik geçmelerin sanki adeta bir taş üzerinde bir mimariden bir parçada yer alırmış gibi sıralandığını görüyoruz. Dairelerin iç içe gelerek yine bizim başta söylediğimiz ve bu tasavvufların özellikle vurguladığı dairenin varlık ve insanla alakalı olduğunu, dairenin merkezinin hiçlik noktası ya da varlığın asıl bilinmez olan kısmının bir noktası olduğunu, yani halk ve harik arasındaki bağın kurulduğu alan olduğunu açıklarlar. Bunu özellikle ilahiyat çalışanlardan bekliyoruz bu tip açıklamaları. Çünkü müzehitler bu işin kimyasını mı çalışsın, teorisini mi çalışsın? Müzeyitler, uygulayıcılar bunun arka planda, evet belli bir seviyede donanımımız olacak ama birbirimize destek vermeden gidersek bizim sanatlarımız maalesef bir yerden sonra zanaat olarak kalacaktır. Halbuki hiçbiri zanaat olarak yapılmamıştır. Burada da benim çok sevdiğim, hatta biraz bunları çok büyütüp meydanlara heykel olarak koysak diye aklımdan geçirdiğim gülleri, durakları. Bu durakların form olarak yine Rumi'den yola çıkarak dendanlardan oluştuğunu ve sınırlandığını görüyoruz.
yazının, küfi yazının ne kadar zarif bir biçimde desenin içinde yer aldığını ama varlığını gösterdiğini, ortaya koyduğunu, okunabilirliğini görüyoruz. Evet, Selçuklu dönemi yazmalarında en önemli konulardan bir tanesi sonsuzluk fikrinin geometrik sistemlerle ortaya konması. Çeşitlilikte Rumi Münhani gibi motiflerin geometrik geçmelerle beraber ahenkli biçimde yer almasını sağlaması. Bunun da ötesinde yaptığı çalışmalarda içselleşmiş bir tasavvufi anlayışın olduğunu görüyoruz. Beylikler dönemine geldiğimizde bu çok değişmiyor. Fakat şekil değiştirmeye başlıyor. Sadece motifler ve renkler biraz daha renkli, süslü hale gelip giydirilmeye başlıyor. Yani gizleniyor, perdelenmeye başlıyor. Ben bu konuştuğumuz bütün konuların tesip sanatının tamamında yer aldığını fakat dönem ve üsluplara göre farklı motif ve renklerde giydirilerek şekil değiştirdiğini düşünüyorum. Mesela buradaki bir düğüm. Bu düğüm yine bir düşüncenin yer aldığı fakat bu düğümü büyüttüğünüzde genişlediğini, düşüncenin de genişleyip evrensel hale geldiğini ve bir daha büyük alanlara, daha büyük varlığı sorgulama biçimine dönüştüğünü belirtiliyor. Böyle olunca o zaman özellikle bunun Divan-ı Kebir'de yer alması, bu motiflerin Divan-ı Kebir'de şekillenip bir araya gelmesi ayrıca manidardır. Çünkü bu yazma eserlerin hepsinde bu kadar nitelikli ince tasarımların olmadığını da biliyoruz. Yine dönemin yani 14. yüzyılın sonuna doğru Mesnevi Şerif'ten alıntıların yapıldığını, kesirin yine benzer anlayışta devam ettiğini özellikle bu mekik formunda görmekteyiz. Fatih devrine geldiğimizde tabii konu biraz daha değişiyor ve şekilleniyor. Fatih devrinde Baba Nakkaş ekolünün hakim olduğunu ve Baba Nakkaş'ın bir nakkaşbaşı olarak sarayda bulunduğunu biliyoruz. Ve bu belgenin de onun işte Nakkaş köyünde bulunduğu kabrinin olduğunu düşündüğümüz cami ve kabrinin olduğu yer ve onun bir fermanı. Baba Nakkaş'ın tarzı ve tavrı aslında daha çok bizim Çinlilerde gördüğümüz ve hayranlıkla izlediğimiz mavi beyazları vardır. Tesip sanatına da yansıdığı güzel örnekleri var. Yine onda birazdan göreceğimiz örneklerde tavrı ve tarzı anlatmak için şu cümleyi kullanabiliriz. Baba Nakkaş baharı yansıtıyor. Baharda olan, yeni doğan, doğacak, canlı çiçekleri anlatıyor. Mevsimi öldürür, mevsimin başında bütün her şeyi ortaya koyuyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Yani şunu, evet. Bakın şuradaki kıvrımlar ancak bir formun, bir biçimin, bir motifin, bir yeşilin doğup büyüdüğü, kıvrılarak açıldığını anlatıyor. Burada ıtır yapraklarını görüyoruz. Itır yaprakların dönüşlerini ve hareketlerini görüyoruz. O kadar canlı ve o kadar seçkin bir bahçe gibi ki buna bakarken Baba Nakkaş'ın ne kadar canlı ve baharı anlattığını anlamak mümkün. Sanat gücü ve kuvvetini de bu yazma eserde anlatmaya çalışayım. Bakın bu yazma eserin tamamına baktığımızda köşelerde ve burada tekrara dayanan yani her birim değerin zengin ki tesipte bu çok tekrar ettiğimiz bir şeydir. Bir birim değer çizer, onu çoğaltırız. Bu birim değer bir sonraki çoğaltımızın aynısı değildir. Çünkü aynı zamanda yapılmamıştır. Aynı zamanda almadığı için de sanki tekrarıymış gibi görürüz. Bu da ayrıca felsefi anlamda tesibin arka planında yapılması ve incelenmesi gereken konulardandır. Konumuza tekrar dönecek olursam, Baba Nakkaş çok zengin bir kompozisyon anlayışına sahip. Kullandığı motifler o kadar güzel ve heybetli ki, şurada gördüğünüz harker deseninde hiçbir motif karşılığı olmadan, tamamında farklı motiflerin yer aldığı ama ilk bakışta simetrinin olduğunu zannettiğimiz bir kompozisyon. Bu ancak zihinsel bir pratiğin, reke etkisinin, sanat zevkinin oturmuşluğunu ve ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Beyazıt devri tesibinde tabii artık Fatih devri tesibi gibi
olmadığını, daha yalın, daha sade, daha seçkin motiflerden oluştuğunu, ilk bakışta hepsinin tek tek idrak edilip fark edildiğini görüyoruz. Burada seçkinlik ayrıca önemsenen bir konu olduğunu düşünüyorum. Düğümler bile kullanılsa bunları tek tek geçişlerini fark edebiliyoruz. Rumi motiflerinin kullanıldığını ve o motiflerdeki o motiflerdeki sarılma rumilerin şekli, hataylerin boyutları ve seçkinliği çok güzel. Bu konu hakkında derinlemesine bilgi alınmak isterse Gülnihal Küpeli'nin çok güzel bir tezi var. O tezde bütün çizimler, motifler tek tek ele alınmış. Konuyla ilgili olan arkadaşlarımız buradan daha derinlemesine bilgi edinebilirler. Yine bu sayfada aynı bahsettiğim sadeliği ve zenginliği görebiliyoruz. Altının ne kadar temiz kullanıldığını ve hiçbir kargaşaya, hatta yani hatasızlığa doğru giden bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Bu çok titiz ve temiz ellerin olduğunu gösteriyor. Tesip de bu önemli mi? Bir noktadan sonra o da önemli. Evet, tasarım çok önemli. Zihinsel pratiğimiz çok önemli. Orada ne yapmak istediğimiz çok önemli ama burada dikkat ederseniz geometriye artık biçimler giydiriliyor. Evet, bu bir yarım daire olabilir ama beyzi de olabilir. Ama buna giydirilen bu form artık o çizgiyi kaybetmiş durumdadır. 16. yüzyılda nakkaşbaşı olarak çalışan Şahkulu Bağdadi'den bahsedeceğiz. Şahkulu Bağdadi adında olduğu belirtildiği gibi Bağdatlı, bir dönem Amasya'da kalıyor. Ama daha sonra saraya gelerek sarayda bugün hala büyük bir keyifle, zevkle kullandığımız o hançer yaprakları o döneme imzasını atıyor. Ve kompozisyonlar o kadar etkili ki burada da yine hayal gücümüzü kullanırsak sanki bir sazlıktan, bir göl kenarından geçerken gördüğünüz her şeyi aktarmış gibi görüyor. O kadar iyi bir gözlemci ve o kadar iyi bunu ifade etmiş ki çizgileriyle. Sanata aktardığı bütün detaylar bugün de hala biz müzehipleri cezbediyor. Şahkulu Bağdadi'nin yetiştirdiği Karamem'i tam bir Türk karakterini tesip ve korumaya devam ediyor. Bu değişim ve gelişimler seyyar sanatçılar ve alimlerin saraylarda ve himaye altında yaşadıkları bölgelerde etkileri olduğunu biliyoruz. Bu etkiler karakterini de çalışmalarını değiştiriyor tabii. Ama bu karakter yani Şahkulu Bağdadi kendi karakterini ve sanatını o döneme yansıtan gezgin sanatçılardan diyebileceğimiz birisi. Ama Karamem öyle değil. O sadelikte niteliği ve bunu en iyi şekilde sayfa düzeninde kullanmayı başarıyor. O kadar güzel çalışmalar var ki bu konu hakkında yine tavsiye edebileceğimiz Nurhan hocamızın yaptığı Karamem'in kitabı oldukça zengin, güzel, bütün detaylarıyla ve bilgisiyle derinlemesine araştırma yapmak isteyenler için hazırlanmış. Karamem'in doğadaki çiçekleri küçük fırça darbeleriyle kimlik kazandırarak ne kadar güzel ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani bu kimlik kazandırdığı çiçekler, laleler, güller, bu dişli yapraklar, rumiler ve klasik formlar içerisinde sayfa düzeninde yer alışı, sayfalardaki zenginliği ve bunların bir zerefşan üzerinde ya da zerefşanın onların üzerinde yer aldığı sayfalarda görüyoruz ki burada başka bir zenginlik ve ihtişam var. Çünkü bu Muhibbi'dir divanı. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın divanı olduğu için ayrıca özen gösterilmiş. Ayrıca tasarımlar her sayfa için nitelikli çalışılmış. Ve Karamem'in de imzası olan bir sayfa. Yine Karamem'in bir başka çalışması imzalı çalışmalarından. Dikkat ederseniz burada aynı Selçuklu dönemindeki gibi yazı arkasında bir tesip çalışması var. Ama o kadar yoğun bir çalışma ki yazıyı görebiliyor muyuz, fark edebiliyor muyuz, iç içe mi geçmiş? Burada biraz da sorgulamak gerekiyor. Bu sayfa heybetiyle var. Evet, yazı okunabiliyor.
ikiye ayrılmış, bölünmüş anlamda görülüyor. İşte sayfanın kenarı, taçları, zencelekleri gibi detaylı teknik bilgilere girersek birçok özelliğini dört dörtlük yerleştirilmiş. Kara meminin tazı ve tavrını aslında bu da ayrıca bir güzel örnek. Yine kara meminin elinin değdiğini düşündüğümüz ama atölye çalışmasıyla yani bir çeşit nakaşhane çalışmasıyla ortaya çıktığını kabul ettiğimiz Karahisarlı Kur'an-ı Kerim'i. Bu Kur'an-ı Kerim de Kültür Bakanlığı tarafından basımı yapıldı. Bir de Klasik Sanatlar Vakfı tarafından tıpkı basıma yakın bir basımı yapıldı. Oldukça desen yönünden bizi zenginleştiren, öğrenmemize yardımcı olan basılmış eserlerden. Ayrıca bugün artık bir yazma eseri elimize alıp okuyamadığımıza göre, buna bir şekilde levha olarak artık duvarlarımızda kabul ettiğimize göre, sanırım bu tıpkı basımlar bir parça da olsa o bizim ele alıp okuma zevkimizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'den birkaç tane koltuk deseni göstermek istedim. Yine baştan beri konuştuğumuz o bölünerek çalışılan birim değerlerden çoğaltılarak oluşmuş bir kompozisyon. Karamel tarzı yapılmış bir çiçek tasarımı. Burada da tamamen dendanlarla oluşturulmuş alan ve kompozisyonun tesiplendiğini ve gayet güzel sayfalarda yer aldığını görüyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de bazı fırçalar, yani işçilik olarak baktığımızda başka ellerin girdiğini ve bir grup çalışması olduğunu fikrini bize veriyor. Çünkü o kadar nitelikli ve ince çalışmaların yanında çok kötü fırçaların da sayfada yer aldığını gördük. Fakat tasarım yönüyle baktığımızda mükemmel diyebileceğimiz bir tesir. 17. yüzyıla geldiğimizde kompozisyonlar biraz daha sakinleşiyor. İşte bir parça renk ve alan ayrımında desenlerde farklılıklar oluşmaya başlıyor. Bu güzel örneklerden bir tanesi. Klasik dönemi, yani gerçi klasik, hepsi klasik aslında da 16. yüzyıla yakın döneme benzer özellikler gösteren bozulmamış ama farklı tasarımlarıyla dikkati çeken bir yazma. Dikkat ederseniz biz bu bahar dallarını bu kadar rahat ancak çinilerde görebiliyoruz. Kesitte bir noktadan başlayan ve devam eden bahar dallarını çok fazla görmeyiz. Yine o döneme ait ve halkarıyla benim için çok cazip olan bir yazma. Burada halkar deseni, motiflerin dikkat ederseniz yine dairesel formlar içerisinde biçimlenip şekillendiğini, yani en başta bahsettiğimiz konuların aynen devam ettiğini fakat giydirilen biçimlerle şekillendiğini görüyoruz. Burada halkar tamamen bir fon olarak kullanılmış ama estetik olarak da sayfayı o kadar ihtişamlı hale getirmiş ki tesibi adeta öne çıkarmış. Geometrik sistem olarak baktığımızda yine burada dörtte bir geometrik sistemin farklı biçimlerde uygulandığını ama sonsuzluk fikrinin tam oturmadığını, yani burada normalde o fikrin oturması için aynı kalınlıkta bir cetvelin devam etmesi gerekmektedir. Burada kesintiye uğramaktadır. İşte bu yönüyle baktığımızda tesitte sürekliliğin olması, yani sonsuzluk fikri, tevhid ve vahdetin olmadığı bir tesip anlayışı aslında devamlılığını, yaşantısını sürdürmesi çok mümkün değil. Burada bir çeşit şey görüyoruz, deformasyon görüyoruz aslında. 18 ve 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Ali Üsküdar'ı görüyoruz. Burada tek tek isimleri seçmenin sebebi herkesin bu konuda daha iyi ve detaylı bilgi alabileceği kaynakların olması. Bu konuda güzel bir tez var yine. Gülnur Duran Hanım'ın tezi, bu Ali Üsküdar'ın çalışmalarını detaylı incelemiş, motiflerini ortaya çıkarmıştı. Buradaki kompozisyonların saz yolunun bir devamı olduğunu fark etmişsinizdir herhalde. Özellikle hançer yaprakların gelişi, buradaki kompozisyon zenginliği, şurada yer alan Rumi motiflerinin etrafı sarışı, naturalist üslupta çiçeğin burada yer alması oldukça etkileyici, göz okşayan bir tarafı var.
Ama arka planında ne var dediğinizde bu konuştuğumuz bütün bilgiler ve donanımlar Selçuklu'da olduğu gibi apaçık değil. Arka plana alınmış motiflerle belki sınırlandırılmış ve cetvellerle bu ortaya konmaya çalışmış. Yani sayfadaki egemenliği azaltılmış. Evet, son dönem yani 18. yüzyıla girdiğimizde artık kesik yapanların sayısının azaldığı ama o dönemde ay çok affedersiniz yazıyı ters koymuşum şimdi söyleyeyim yeni fark ettim. Motiflerin tamamen artık pence dönüştüğü, Rumilerin rastgele yer aldığı ama yazının en iyi dönemlerinden yani hattın en iyi yazıldığı ama kesibin en iyi yapılmadığı döneme doğru gidiyoruz. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi sadece yüzey doldurulmuş, hatta yazıya baskı olabilecek kadar genişlik verilmiş, zencelekler birbirinin devamı olmadan, tanımlanmadan bitirilmiş, sayfa düzeninde maalesef bir süreklilik ve devamlılık hissi vermeyen bölük pörçük alan boyama gibi görünen bir tespit görüyoruz. Bu dönemin yine güzel örneklerinden yine Ali Üsküdar'a ait bir çalışma. Bu örnekte de dikkat ederseniz Selçuklu'da gördüğümüz o yazı altı ve arkası çalışmalar, beynüz turlar. Beynüz turlar artık bu dönemde daha farklı ele alınmış, daha nitelikli yapmış. Tabii bu Ali Üsküdar'ın yaptığı çalışmaların güzelliği ve niteliği ile alakalı. O dönemlerde çok fazla nitelikli çalışma pek sonrasında görülmüyor. Yine naturalist üslubun çiçek çiçek ele alınıp kullanıldığı, tanıtıldığı, tanımlandığı dönem. Bu Gazeller kitabı önemli. Daha sonra barok döneme giriyoruz. Bu barok dönemde de artık C ve S kıvrımlarının bizim yapraklarımızın neredeyse giydirildiği, biçimlendiği sayfa düzenlerine giriyor. Dikkat ederseniz mesela burada özellikle vurgulayacağım. Zencelekler bu şekilde kesiliyor. Resim sanatında süreklilik yoksa, devam etmiyorsa bu bir yanlıştır. Bu bir şekilde kendi içinde devam etmesi gerekir. Bu teknik bir çalışma değildir. Bu aynı zamanda düşüncenin de vurgulandığı bir yerdir. Yani burada siz zenceriyi tamamlamamış dediğinizde aslında zenceriyi tamamlamamış olması teknik bir hatadan öte manevi anlamda ya da felsefi anlamda arka plandaki düşünceyi desteklememiştir. Bu da kesim sanatındaki değerlerin birer birer değiştiğini ve şekillendiğini gösterir. Yine son dönemlerde naturalist üslubun artık tam anlamıyla Batı etkisine girdiği ama yazmalarda da nitelikli çalışmaların yapıldığı örneklerden bir tanesi. Burada artık cetvel görmüyorsunuz. Sadece Batı etkisinde gördüğünüz SC kıvrımlarının bizim motiflerimizi benzer biçimlerde giydirildiğini ve naturalist üsluptaki çiçeklerin oralara serpiştirildiği örneklerden. Bunlara kötü demiyorum. Sadece eğer sanatınızın değerleri varsa da bu değerleri bir şekilde koruması gerekiyorsa o değerlerin anlamlı bir şekilde korunup kullanması gerektiğini düşünüyorum. 20. yüzyılda çok önemli ve bizim bugünlere gelmemizi sağlayan iki hocamız var. Bunlardan hatta birkaç hocamız daha vardı. Özellikle üniversite bazlı baktığım zaman Rika Hanım var ve Muhsin hocamız var. Rika Hanım'ın desenlerinde sadelik ve incelik çok kıymetli. Bu konuyla ilgili yine Faruk Taşkari hocamızın makalesi var, yazıları var. Oradan devam edebilirsiniz, bakabilirsiniz detaylı. Bu çalışmalarda zerafetin, sadeliğin ve sadelikteki inceliğin örneklerini görürüz. Yine Rikat hocamızın bir tespiti. Dikkat ederseniz tahtalar, alan değerlendirmeleri, köşe desenleriyle ve koltuk desenleriyle oldukça güzel bir çalışması ve şuralara yine ben kesim sanatı adına başlangıçta konuştuğumuz konulara dönecek olursam hoca burada bir sürekliliği sağlamış. Yani kesimin temel değerlerinin üzerinde durmaya devam etmiş. Süreklilik olduğunu görüyoruz. Muhsin Hoca'ya geldiğinizde Muhsin Hoca genelde
tasarımları çok zengin ve çok coşkulu. Ben öyle tanımlamak isterim. Hocamızın bakın burada bir bahar dalı ve çiçekleri yer alırken diğer tarafta bir harfleri yer almakta, diğer tarafta bir bulutlu zencefil yer almakta. Bu Niye-i Şerif'in sanırım insan tek tek baktığında ciddi zamanını alıp inceleyeceği, keyif alacağı kompozisyonlardan. Fakat burada geometrik sistemi sadece geniş alanda ve çerçeveler şeklinde giriyoruz. Artık o Selçuklu'nun ihtişamlı geometrik kapalı formları görünmüyor. Onun yerine işte alan değerlendirme, özellikle Hilmi Şerif'lerde alan değerlendirmeleri yapılmış ve işte hilalde kullanılmış, dairelerde kullanılmış, koltuklarda, geçmelerde kullanılmış. Zencelek alanlarında burada kapalı zencelekler, ikili ve 3-2 sisteminde zencelekler teknik olarak tanımlarsak kullanılmış. Böylece hoca yani 16. yüzyılda görebileceğimiz bütün güzellik ve incelikleri anlayışı olduğu gibi bu döneme aksettirmiş, yansıtmış. Bu Hilye-i Şerif'i ben müzede ilk gördüğüm zaman daha öğrenciydim. Önünden ayrılamadım. İçimden bir ses evine al götür dedi ama yapamazdım. Evet. O dönemde İsmail Hakkı Altındazade var. Rikat Hanım'a ve Muhsin Hoca'nın ondan çok faydalandığını, bir arada olduklarını biliyoruz. Öyle bir güç ki üniversitelerde belli dönemlerde eğitim sırasında belli hocalar bir araya geliyor ve bu hocaların oluşturduğu atmosfer çok şey değiştiriyor. İsmail Hakkı Altınmezer'in Selçuklu'ya atıfta bulunarak söyleyeceğim kısmı zencelekleri, rumileri, rumi kompozisyonları nasıl biçimlendirdiği ve yeni bir anlayışla günümüze nasıl taşıdığını, kendi yorumunu görüyorsunuz. Bu bizim için önemli, güzel örneklerden biri. Ha, bu arada unuttuğum bir şey var. Tekrar geriye döneceğim. Hilye-i Şerif'lerle ilgili detaylı bir bilgi almak isterseniz Hüseyin Gündüz hocamızın ve Faruk Taşkale'nin Hilye-i Şerif'lerle ilgili bir iki kitabı var. Biri yıllar önce yapılmıştı, sonra o revize edildi. Bu kitapları edinirseniz bu konuda ciddi açıklamaların olduğu şeyi göreceksiniz, bilgileri alacaksınız. Eğer vaktimiz varsa ben biraz da teknik kullanım, bu konuyu hiç bilmeyenler için bir kabaca tanımlamaya gitmek isterim. Tabii hocam, buyurun. Hocam bir iki dakika daha toparlarız tamam. Zaten iki dakika. O zaman kısaca bu kadar dönemi, yüzyılları taşırken aslında değişmeyen şeylerden bir tanesi altın kullanmak. Altın Allah'ın nuru, ışığı olarak kabul edildiği için altını her yerde ve her zaman tesipte kullanıyoruz. Yani kullandığımız boyaların, renklerin her birinin kullanıldığı bir anlamı var. Burada farklı renklerde, kıratlarda altınları görmektesiniz. Bu altınlar ezilip, yani şuradaki defter ezilerek bu hale alıyor. Daha sonra murakkal yapılarak kağıtlar, karton, bir çeşit sert karton oluşturuluyor. Desenler bunun üzerine geçtikten sonra burada gördüğünüz farklı fırçalarla boyamaya başlanıyor. Bu boyama öncesi alan değerlendirmeleri, çizimler ve bütün detaylar bucetler, pergel ve rapidolarla yapılıyor. Altın işleminiz bittikten sonra artık boyamaya başlıyorsunuz. Gerekirse guaj boya, gerekirse sulu boyayı kullanıyorsunuz. Artık tasarımınızın niteliklerine göre bir boya seçmeniz gerekiyor. Burada bizim eksiklerimizden bir tanesini yine dile getirmek isterim. Biz toprak boyalarla, yani gelenekte devam etmiş ve Cumhuriyet dönemine kadar gelmiş toprak boyalarla boya yapmayı bilmiyoruz. Bugün birkaç kişi yapıyor. Onlardan bu konuyu detaylı araştırıp, inceleyip yapması, hatta akademik makaleler haline getirmelerini bekleriz. Ama bunun dışında her sanatçının kendine ait renkleri olması gerektiğini ve bunu kendisinin çalışması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi tesipte desenlerden ilk şeylerde, bölümlerde bahsetmiştik motiflerden. Dikkat ederseniz lale, gül ve nilüfer çiçeği var. Yani Hatay'ın kaynağı olan çiçek. Biz bu doğayı o kadar güzel inceleyip araştırmışız ve gözlemlemişiz ki değer verdiğimiz şeyleri onlarla ifade ederek, sitrize ederek bir araya getirip anlamlandırmışız. Bunlardan bir tanesi nilüfer çiçeği, yani Hatay.
Özellikle Buda'nın üzerine oturduğu lotus olarak da tanımlanan Hatay çiçeğinin bugüne kadar geldiğini ve farklı kültürlerde, farklı şekillerde yer aldığını biliyoruz. İslam anlayışına göre değerlendirdiğimiz zaman lale Ebced hesabında 66'ya karşılık gelmekte ve Allah lafzını sembolize ettiğini düşünürüz. Hep bize onu hatırlatır. Çünkü alt kültürümüzde böyle bir bilgi vardır. Peygamber Efendimiz'in işte simgelediğini, onun ter kokusu olduğunu söylenilen gülün her zaman için sanatımızda yeri vardır ve bu gülü biz gerek naturalist anlamda gerekse farklı biçimlerde kullanırız. Evet, bunları dönem dönem farklı şekillerde kullanıyoruz ama bir de bunu işte klasikten moderne doğru diye tanımladığımız bir şey var. Ona doğru geçişlerimizde ne yapıyoruz? Aslında biz taklit etmiyoruz. Taklit etmeyi istemiyoruz. Taklit edemez miydi bunca sanatçı, bunca gördüğünü? Neden? Biz gördüğümüzü değil, hayal ettiğimizi yapmak istiyoruz. Bir de yaratılanla yarışmak istemiyoruz. Bunun üzerine son dönemlerde yenilikçi üslup ya da serbest tasarım diye tanımladığımız bazı tasarımlar yapmaya başladık. Bu da bize bugün konuştuğumuz bütün konuların özetini taşıtıyor. Çünkü eğer sizin bir fikriniz yoksa bu fikir üzerinde geçmişteki olanları tanımadıysanız, sembolleri, simgeleri, felsefi anlamda donanımları taşımadıysanız bunu kağıdınıza teslim olarak da aktaramazsınız. Bu ne demek? Bu müzehibin kültürel anlamda donanımlı, zihinsel anlamda duygu ve düşüncelerini kağıda aktarabilir durumda olmasını sağlamak. Böylece motifleri kendi anlayışımız, sanatçının anlayışında, duygularında ortaya çıkmaya başladığını görürüz. Kitaplarda bir başka alanda tesipli alan. Şimdi kitaplarda ilk sayfalar zahiriye sayfaları, ikinci sayfası serlehvası, surenin başları ya da konu başlığı, en sonunda da hatime sayfası var, güller ve durakları var. Bunun dışında ferman ve beratlarda tesipleri görüyoruz. Ayrıca levhalarda koltuk bölümlerinde, mail kıtalarda yine üçgene benzer koltuk bölümlerinde, hilye-i şeriflerde farklı biçimlerde, ve Esma-i Hüsna'larda görürüz. Levhaların tanımlamasını uzatabiliriz. Birçok levhanın adını işte talik bir yazıda da görebiliriz, divani bir yazıda da görebiliriz. Bunu çeşitlendirebiliriz. Burada önemli olan aldıkları isimleri, bulundukları yerleri tanımak ve anlamak ve bugün tesip yapmaya devam ediyorsak bu tesiplerin bir değer olduğunu ve arkasında bir fikrin olduğunu, rastgele yapılmadığını, rastgele yapıldığında zanaattan öte gidemeyeceğini ama tanınmak ve anlamak için bir de oyalama terapisi olarak tanımlanan alanı kapsadığı için bu yönüyle de düşünmek ve değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu konuların çerçevesinde iki önemli alan var. Bir, akademisyenlerin daha detaylı konulara girmesini sağlamak ve incelemelerini artırmasını beklemek. İkincisi, psikoloji, sosyoloji, felsefe çalışanlarında aynı alanda bu konuları değerlendirilerek bizimle ortak çalışmalara girmelerini beklemek. Mesela psikologlar bizim yaptığımız çalışmayı tanımladığında oyalama terapisi diyor. Şimdi arkasında düşüncesi olan çok değerli eserler verdiğinizde sizin oyalama terapisi diye tanımlandığınızda gerçekten canınız sıkılıyor. Hayır, ben kimseyi oyalamıyorum, kendimi de diyorsunuz. Ben bir fikir aktarıyorum. Burada bir şey var, niye bunu okuyamıyorsunuz diyorsunuz. Sosyolojik anlamda bakıldığında evet, toplumun genelinin sanatları tanıması, bilmesi ve sahip çıkması çok kıymetli, çok değerli. Ama bu kıymet verişte illa yapması gerekmiyor. Bilmesi yeterli. O yüzden de bu ve benzeri faaliyetlerin, seminerlerin, sanatçıların bir söyleşi edasında anlatılabilir, aktarılabilir biçimde paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Koleksiyonerlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Koleksiyonerlerin bir danışman olmadan bunu yapabilmesini bekliyorum. Çünkü bu bilmekle alakalı. Şimdi birisi size geldiğinde, bir levha istediğinde ilk sorduğunuz soru ne olur? Ben şunu soruyorum. Duvarınızda ne görmek istiyorsunuz? Sizin hayatınızda ne önemli? Gördüğünüzde sizi etkileyecek ne var?
bu soruları cevapladığı zaman ben ancak onun için bir tasarım hayal edebilirim. Onun yolundan ve düşüncesinden yola çıkıp başlangıcımı orası kabul edip arkasını dolduracak fikirlerle bir şeyler yapabilirim. Belki de adres hesabı kullanarak onun düşüncesine sayılarla, rakamlarla gireceğim. Belki ayetin içerisinde gezegenle, yıldızlarla ilgili tanımlama var. O zaman diyeceğim ki işte ayın dünya etrafındaki dönüşüyle oluşan 12 ay ve 12 ayın işte mevsimlere bölünüşü ve bunların sayısıyla bir şey yapacağım, buraya koyacağım ve diyeceğim ki oraya sizin işinizi aslında şu duygu düşüncelerle toparladım ve ortaya bu çıktı. Yani bir alt kültürü oluşturmak gerekmek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.